Duygular, sizi geride bırakan bağlar ve aşağı çeken ağırlıklardır. Peki ya özgürleşebilseydiniz? Ya bu duyguları yönetebilseydiniz, onlara hakim olabilseydiniz ve pranga yerine silah olarak kullanabilseydiniz? Bugün duygusuz olma sanatının derinliklerine dalıyoruz. İlk kural, kimseye aşırı bağlanmayın. Sevgi harika bir duygu olsa da, bizi birbirimize bağlar ve hayatımıza anlam katar. Ancak aşırı sevgi veya bağlılık, iki ucu keskin bir kılıç olabilir, muhakememizi gölgeleyebilir, savunmasız ve zayıf hale getirebilir, bizi aşağı çekebilir. Sevgi karşılık bulmadığında veya kaybolduğunda depresyona yol açabilir. Duygusal dayanıklılığı savunan Stoacı filozoflar, sık sık bağlanmanın risklerinden bahsetmişlerdir. Bir Roma imparatoru ve Stoacı filozof olan Marcus Aurelius, bir keresinde şöyle demiştir. Zihniniz üzerinde gücünüz vardır. Dış olaylar üzerinde değil. Bu güç, aşırı bağlanmadan sevebilme yeteneğidir. Bir ilişkinin güzelliğini takdir ederken tüm varlığınızı tanımlamadan. Bu ders daha belirgin hale geliyor. Birini çok sevmiş olabilirsiniz, ancak onun eylemleri veya kararları mutluluğunuzu kontrol ettiği noktaya kadar. İhanet, kalp kırıklığı ve karşılanmayan beklentilerin yarattığı hayal kırıklığı bile bunaltıcı olabilir. Peki ya aynı yoğunlukta sevebilseydiniz, ancak kırılganlık olmadan? İşin anahtarı aşkın tıpkı diğer duygular gibi geçici olduğunu anlamaktır. Gelir ve geçer ve mevcut olduğu sürece değerlidir. Ancak sizin için bir çapa olmamalıdır. Yelkenlerinizi iten, size yol gösteren ama yönünüzü belirlemeyen bir rüzgar olmasına izin verin. Yönünüzü sadece siz kontrol etmelisiniz. Bağımsız sevgi sanatını ustalaşarak sadece kalbinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda ruhunuzu da güçlendirirsiniz. Kendinizi kaybetme korkusu olmadan derin bağlar kurma becerisine sahip olursunuz. Bu, duygularınızı kontrol ettiğiniz ve onların sizi kontrol etmediği, gerçekten duygusuz olma yolunda ilk adımdır. İkinci prensip, herkesi önemsemeyin ve daha az empatik olun. Bir başkasının duygularını anlama ve paylaşma becerisi, genellikle en erdemli insan niteliklerinden biri olarak kabul edilir. Rahatlamamıza ve ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Ancak aşırı empati hem zihinsel hem de duygusal olarak yorucu olabilir. Çoğu zaman kendi iyiliğimiz pahasına başkalarının sorunlarına ve duygularına gömülebiliriz. Bir diğer ünlü tarihçi filozof Epiktetus, bir zamanlar önemli olanın başımıza ne geldiği değil, buna nasıl tepki verdiğimiz olduğunu belirtmiştir. Bu bilgelik özellikle empati konusunda geçerlidir. Başkaları için duygulanmak doğal olsa da, ne zaman etkileşime geçeceğimizi ve ne zaman mesafe koyacağımızı bilmek önemlidir. Zamanla her damla suyu emen bir sünger gibi düşünün. Fazlalıkları sıkmadan sünger aşırı doygun hale gelir ve etkinliğini kaybeder. Aynı şekilde herkesi ve her şeyi çok fazla önemsediğimizde, duygusal doyum noktasına ulaşma riskiyle karşılaşabiliriz, muhakememiz bozulur, enerjimiz tükenir ve kendi ihtiyaçlarımıza ve isteklerimize odaklanamayız. Ancak bu, başkalarının acılarına veya sevinçlerine duyarsız kalmak anlamına gelmez. Bunun yerine, seçici empati ile ilgilidir. Duygusal olarak yatırım yapacağımızı ve bu yatırımı yaparken ne zaman uzaklaşma seviyemizi koruyacağımızı seçmekle ilgilidir. Kendinizi gereksiz duygusal dalgalanmalardan korur ve önem verdiğinizde bunun gerçekçi ve etkili olmasını sağlar. Bu seçici empati, duygusal enerjinizin bilgece harcanmasına ve her duygu veya durum için boşa harcanmamasına izin vererek duyarsız olma yolculuğunuzda güçlü bir araç haline gelir ve dünyayı net bir şekilde yönlendirme imkanı sunar. Kural 3. Zararlı bireyleri hayatınızdan çıkarın. Çevremizdeki kişiler duygularımızı, düşüncelerimizi ve genel refahımızı etkileyen önemli bir faktördür. Bir tek çürük meyve sepeti bozabileceği gibi, zehirli bir birey de hayatımıza gölge düşürebilir, enerjimizi tüketebilir ve yargılarımızı bulanıklaştırabilir. Stoacılar, kendilerini koruma ve öz saygının gücüne inanırlardı. Başkalarının eylemlerini kontrol edemeyebiliriz, ancak birlikte zaman geçirdiğimiz kişileri seçebiliriz. Diogenes, Stoacı ve çileci bakış açısıyla tanınan bir filozof, bir keresinde iki kulağımız ve bir dilimiz olduğunu, böylece daha çok dinleyip daha az konuşacağımızı belirtmişti.
Bu, çevremizdeki kişilere dikkat etmemiz ve içgüdülerimize kulak vermemiz gerektiğini hatırlatır. Kendi yaşamınıza odaklanın. Sürekli negatif etki yaratan, şüphe uyandıran veya hırslarınızı engelleyen insanlar var mı? Bu, kişinin uzaklaşması gereken toksik etkileri anlaması anlamına gelir. Mesele düşmanlık beslemek değil, kişinin duygusal refahı için bazı ilişkileri koparması veya uzaklaştırması gerektiğini kabul etmektir. Zararlı kişilerle bağları koparmak, zalimlik değil, kendine saygıdır. İç huzurunuza ve duygusal sağlığınıza değer verdiğinizi ifade etmektir. En önemlisi, bu adımla koruyucu bir bariyer oluşturursunuz ve duygusuzlaşma yolunda olumsuzluk ve karamsarlığın hayatınızda yer bulamamasını sağlarsınız. Bu adım son derece önemlidir. Duygusal çevrenizi temizlemek ve etrafınızı pozitiflik, destek ve gerçek ilgiyle çevrelemekle ilgilidir. Unutmayın, duygusal kontrol yolculuğu, dış etkilerin içsel hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlamakla başlar. 4 numaralı ilke, bundan böyle duygularınızı ve görüşlerinizi ifade etmekten kaçının. Bir dünyada yaşadığımız, sürekli olarak düşüncelerimizi söylememiz ve hislerimizi açığa vurmamız için teşvik edildiğimiz bir ortamda, birçok durumda açık iletişim şart olsa da, sessizlik ve ölçülülükte sezgisel bir güç bulunmaktadır. İçten gelen duygularımızı ve görüşlerimizi ne zaman ve nerede ifade edeceğimizi seçmek derin bir güçtür. Stoacılar genellikle içsel huzurun önemini ve dışsal onaylamanın risklerini vurgularlar. Marcus Aurelius bir keresinde hayat mutluluğunun düşüncelerimizin kalitesine bağlı olduğunu ifade etmiştir. Sürekli olarak başkalarının onayını veya tepkisini arayarak duygusal refahımızı onların eline bırakmış oluruz. Başkalarının fikirlerini almak için kişisel başarılarınızı veya derin inançlarınızı paylaştığınızda yaşadığınız anları düşünün. Ancak ne elde ettiniz? Eleştiri veya alayla karşılaşırsınız, hatta bazen şakalara maruz kalırsınız. Bu tür deneyimler cesaret kırıcı olabilir ve özgüvenimizi sarsabilir. Peki ya dış tepkilerin duygusal durumunuzu kontrol etmesine izin vermemeyi seçerek bu gücü içselleştirirseniz? Her düşünceyi veya görüşü ifade etmeme kararı, bastırmak değil, güçlendirmekle ilgilidir. Bu, her düşüncenin bir izleyiciye ihtiyaç duymadığını ve iç dünyamızın her zaman dış onayı gerektirmediğini anlamakla ilgilidir. Bu sınırlamayı uygulayarak içsel güven duygusunu geliştirirsiniz. Duygularınız, inançlarınız ve görüşleriniz güçlü bir şekilde sarsılmaz hale gelir, çünkü artık başkalarının görüşlerinin geçici düşünceleri ve tepkileri tarafından etkilenmezler. Duygusuz olma çabalarınızda. Bu ilke koruyucu bir kalkan işlevi görür ve duygusal özünüzü geçici dış etkilerden güçlü bir şekilde korur. Kural 5. Sınırlar çizin ve her zaman ulaşılabilir olmayı bırakın. Fiziksel ve duygusal sınırlar, benlik duygusunu korumak ve sağlığımızı güvence altına almak için gereklidir. Her an ulaşılabilir olmanın beklendiği sürekli bağlantı çağında, sınırlar koymak zor bir görev gibi görünebilir. Ancak bu çok önemli eylem bizi duygusal özgürlüğe ve güce yönlendirebilir. Stoacılar, zamanın değerine ve Seneca'nın bir keresinde belirttiği gibi iç gözlemin önemine inanırlardı. Sahip olduğunuz tüm zaman sadece size aittir, ancak herkes için sürekli ulaşılabilir olmak, zamanımızı, enerjimizi ve duygusal sağlığımızı boşa harcadığımız anlamına gelir. Her mesaja anında yanıt vererek veya her talebe hemen katılarak sınırlar koymamak, dünyaya zamanımızın, enerjimizin ve duygusal sağlığımızın iyi olduğu mesajını iletiyoruz. Ancak bu pratik değere sahip değildir. Bu sürekli ulaşılabilirlik tükenmişliğe yol açabilir. Kızgınlık, üzüntü, depresyon ve bunalmışlık hissi. Bu, evinizin kapılarını ve pencerelerini sürekli olarak açık bırakmak, herkesin ve her şeyin içeri girmesine ve huzurunuzu bozmasına izin vermek gibidir. Sınırlar koymak bir öz saygı eylemidir. Zamanınıza, duygusal enerjinize ve huzurunuza değer verdiğinizi beyan etmektir. Suçluluk duymadan hayır demeyi öğrenmek, gerekçe göstermeden kendinize zaman ayırmak ve daha az ulaşılabilir olmanın daha az önemsediğiniz anlamına gelmediğini anlamak demektir. Bu sadece kendinizi de önemsediğiniz anlamına gelir. Duygusuz olma yolculuğu, sınırlar koymak hayati bir adımdır, çünkü duygusal rezervuarınızın sürekli olarak boşalmamasını sağlar.